Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sinir bozucu bir gün olacak. Çünkü niye diyeceksiniz, sabah geldim. Vallahi videoya giriş bile yapamadım neredeyse. Selam bile veremedim size. Önce bir selam vereyim. Sonra videoyu bunun ucuna koyacağım. Kümese fare girmiş arkadaşlar. En baştaki yeşil kümese. Ve bayağı bir kuşu telef etmiş. Siz de göreceksiniz zaten. Ondan sonra ne yapacağız? Şimdi o kümesi komple boşaltacağım. İniyor arkamda kuş. Ha, iyisin. O kümesi komple boşaltacağım arkadaşlar. Bakalım ne yapabileceğiz, ne edebileceğiz. Arkadaşlar selam. Vallahi bugün kümese geldim. Moralim sıfır. Bakın arkadaşlar. Ne kadar kuş varsa yavru. Ekelerden. Hepsini parçalamış. Şu yavruları bir kapatayım önce uçan. Kuşlar çıksın. Yani aksilik oldu mu üst üste oluyor arkadaşlar. Gerçekten aksilik oldu mu üst üste oluyor. İnanın şu an moralim sıfır. Büyük ihtimal fare girmiş buraya. Çünkü bu yavrular ellememiş. Büyük ihtimal buraya fare girmiş arkadaşlar. Büyük ihtimal cardan fare dediğimiz fare girmiş. Deve tüyü dişiyi de yemiş. Üç ve bir sürü yavru. Allah kahretmesin. İşte böyle şeyler kuşçulukta maalesef oluyor. Maalesef oluyor. Sanırsam şu delikten girmiş gibi görüküyor ama sanki oradan da girmemiş. İzlerini takip edip bakmak lazım. Ya da acaba hala kümesin içinde mi? O da var. Eğer içindeyse sıkıntı. Onu bulup çıkarmam lazım arkadaşlar. Yani gerçekten görüyorsunuz böyle emeklerimizi mahvediyor. Allah kahretmesin ya. Olacak iş mi bu şimdi ya? Vallahi billahi ya. Ulan var ya. Yanları falan her yeri kapalı. Bir tek orası var. Büyük ihtimal oradan tırmandı girdi. Büyük ihtimal oradan tırmandı arkadaşlar. Yani başka bunun çözümü yok. Hayvanları mahvetmiş. Bakın orada yavrular vardı. Yavruları mahvetmiş. Tüh. Tüh. Çok kötü oldu. İnanın çok kötü oldu. Nasıl olacak bilmiyorum şimdi artık. Buna benim bir an evvel bir çözüm bulmam lazım. Nasıl girmiş olabilir ki? Buralar hep telli. Bakın buralar telli. Ufacık bir delikten bile girmiş olabilir ama benim tahminimce şu delikten girdi arkadaşlar. Görüyor musunuz burayı? Büyük ihtimal oradan girdi. Ve bu kadar hayvanı katletmiş. Aslında tam da kemirmemiş ha, biliyor musunuz? Hani hafif hafif sıkmış, sadece enselerini sıkmış. Tüh. Ben bir poşet bulayım da arkadaşlar, bir poşete onları doldurayım bari. Yoksa bu işin sonu kötü. Geçenlerde şüphelendim çünkü bakın burada şurada bir delik buldum, bakın. Görüyor musunuz? Büyük bir delik. Acaba dedim toprak mı çöktü? Anlatabildim mi? Toprak çöktü diye şey yaptım ama toprak çökmemiş. Bu yavru da buradan çıkarttı. Geliyor buraya girmeye çalışıyor. Yani toprak çökünce ben dedim herhalde büyük ihtimal buraya toprak çöktüğünden dolayı böyle oldu. Ama maalesef toprak çöktüğünden dolayı olmamış. Hayvan resmen gelmiş orada katliam yapmış. Evde çok kötü olmuş. Benim için çok üzücü. Şurada poşet alayım. Bir de elime eldiven alayım.
Yani gerçekten moralim çok bozuldu arkadaşlar. Sabah sabah. Cumartesi de biliyorsunuz telefon dolandırıcılığına maruz kaldım. Telefonda dolandırıldım. Yani arkadaşlar bu aksilik nedir? Kaç gündür? Bilmiyorum ama moralim gerçekten çok bozuk. Oldukça can sıkıcı şeyler bunlar. Üzülüyorum. Her günde farklı bir şey karşılaşıyoruz. Herhalde böyle bir şeyle sınanıyorum şu anda. İnşallah en kötüsü bu olur. Yazık günah. Bunlar da can. Bu hayvanlara da yazık. Gerçekten acayip üzüldüm yani şu an. Acayip üzüldüm. İnşallah bunun tekrarı olmaz. İnşallah tekrar olmaz diyorum arkadaşlar da. Of, bütün moralim sıfır ya. Vallahi bütün moralim sıfır. Şu hayvanlara yazık günah ya. Ulan ufacık yavrular ya. Şunlara baksanıza arkadaşlar ya. Ufacık yavrular ya. Ufacık yavrular ya. Vallahi ufacık yavrular ya. Tüh. Allah kahretmesin ya. Benim acilen buraya pasta da koymam lazım sağa sola. Acilen pasta koymam lazım. Pastamız var mıydı? Vardı galiba şurada. Evet var. Var arkadaşlar, pastamız da var da. Bunu da eldiveni giymişken koyayım. Pasta da koyayım. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Ben şunları bir halledeyim, devam ederiz. Evet, bahçeye geldim tekrardan. Şu kümesi boşaltacağım arkadaşlar. Malum fare mahvetmiş. O kümesi komple boşaltmam lazım. Yoksa bütün şu gögü dağıtmıştım. Bir 20 dakikadır uçuyor. Onu da inişini çekeyim size. Bu arada. Peki bu da kanadı gelmiş. Bunu da anlamaya başladım. Maşallah. Baksanıza ağzını bir karış açtı. Yani kümesi komple boşaltacağım arkadaşlar. Bu tarafları alacağım. Şu yavruların içini alacağım bir kısmını. Gerçi yukarılar boş yani. Burada durabilirler. Bekar tünekleri boş. Bir kısmını buraya alacağım. Takım olanlardan buraya bir iki takım sığar. İki takım buraya alacağım. Yani dört tane buraya koyacağım. Arkadaşlar. Yavru olan bir takım var. Şu takımı buradan alacağım. Buraya yavrulu olan takımı koyacağım. Bu bozkirlilerin olduğu takımı da buraya koyayım diyorum. Ondan sonra böyle bir sistem yapayım diyorum. Yani yoksa çok kötü olacak. Şunları açayım. Şunlar çıksın. Şuraya da bir laylon yapacağım. Şuranın laylonu var arkadaşlar. Burası acayip ceyran yapıyor şu anda kuşlara. Şuraya da bir laylon yapayım da. Şurada bir güzel bir olsun. Bu arada şimdi kuşları almadan erkeklerden de buraya alacağım bir kısmını. Çünkü burada 3, 6, 9, 12, 13 tane bekar tüneye var. Erkeklerden de buraya alacağım. Şu kuşu uçuracaktım, kanat tutulmuş. Yani enteresan şeyler bir sürü. Bakalım arkadaşlar, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kenarıyı laylonla kapladım. Bu şekilde oldu, güzel oldu. Şimdi hayvanları getireceğim. Burada zaten ekeler var, eşli olanlar, yavru yoksanlar var. Allah'tan buralara giremiyor. Buralara giremiyor. Sıkıntı yok. Bunlara sıkıntısı yok Allah'tan. Ama o tarafa girmiş ve orayı bayağı bir mahvetmiş. Şimdi şu kuşları kapatayım. Gel kızım, sen de bir in. Çekil Maya. Junior çekil oradan. Havada da iki tane kuş var arkadaşlar. Biri aşırı rüzgar var gene. Şöyle size göstereyim, ağaçtan anlarsınız. Fırtına iki gündür mahvediyor. Garalı erkek uçuyordu. Bu da yanına kalktı. Arkadaşlar kuşların kanatları tutuluyor işte ceyran yaptığı için. Ama şimdi onu engelledim Allah'ın izniyle. Şimdi hiçbir sıkıntı olmadan devam edeceğiz. Fare çok kötü moralim bozdu. Gerçekten çok üzüldüm. O yavruların hiçbir günahı yoktu.
Ulan hiçbir günah yoktu. Rüzgar kuşu nasıl götürüyor? Gelin. Gelin. Bize vur lan. Bize vur eş böyle şey. Geliyor. Alçaktan alçaktan geliyor. Nerede ha? Ulan gelemedi salak. Düştü. Kanatlar tutuldu demiştim ya arkadaşlar. Yani gerçekten bir de kızdılar, aşırı kızgınlar. Yani bilmiyorum ne olacak. Şimdi bunu yaptım. Gerekirse o kümesi oradan çıkaracağım arkadaşlar, yeşili. Onu oradan çıkaracağım. Şu ağacı söktüm bakın buradan. Bu ağacın kökü kırık. Bu ağacı komple söktüm buradan. Şu taşı da çekeceğim. Gerekirse o kümesi bu araya, ya da bu kümesi bu araya oturtturacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal bu kümesi oturtturacağım bu araya. Hiç olmazsa öğlen güneşini de alır. Güzel bir şekilde burada durur. Başka türlü olacak bir şey yok. Ama bu kümesi buraya almak için işte bayağı bir emek vermem, uğraşmam lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Gerek tekerler de var ama. Junior bir çekil oğlum. Junior çekil. Tekerler de var ama. Artık nasıl yaparım? Vallahi hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ona da bakacağım arkadaşlar. Yani. Şimdi kümesler çok az az kuş koyuyordum ama bakın kuş biraz aktardım buraya. Hemen burası çoğaldı mesela. Artık yapacak bir şey yok. Buraya da bir iki takım koyacağım. Ondan sonra o kümesi komple bir tamir edeceğim. O kümesi komple bir tamir edeceğim ondan sonra. Yapacak hiçbir şey yok. Bu şekilde. Allah 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 Allah, aferin. Kuşu da rüzgar alıp götürüyor. O boz. Bir takım bozu buraya alayım. Altında yavrularıyla. Bozkirin yavrularına bakan. Oraya çıkamamış ama riske atamam. Hiç riske atamam. Kuşları yoksa bu gece yine gelecek. O ben biliyorum. O kuşlar da riske atamam arkadaşlar. Yani yoksa sıkıntı. Bu arada şu kuş oynarsa birkaç seferini çekeyim size. Kuş orada patladı. Rüzgar çok aşırı. İnanın aşırı rüzgar var. Yani bugün şu ayakkabı giydiğime pişman oldum. Ayaklarım buz gibi oldu. Bir bot alayım kendime. Paramız da kalmadı. Kazıklandık ama. Bu arada bugün gittim arkadaşlar. Dilekçe verdim karakola. Elimdeki bütün bilgileri verdim. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Parayı almam biraz zor diyorlar ama. Unut diyorlar ama. Belki de gelebilir diyorlar. %15 ihtimal var diyorlar. Her zaman ihtimaller iyidir. Bakacağız artık ne olacak, ne bitecek. İhtimalleri göz önünde bulundurmak lazım. Benim param helaldir. Bana gelir, emin olun. İnşallah da gelir. Çünkü öyle böyle dolandırıcı değillermiş arkadaşlar. Öyle böyle dolandırıcı değillermiş yani. Neyse, bu videomuz da böyle olsun. Şimdi şu kuşları da bir aktarayım da ondan sonra ufak bir görüntü daha çekeyim. Sonra vedalaşalım.